Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceden yapmış olduğumuz bir ev çalışmasına küçük yol eklemeye çalışacağız. Yol nasıl boyanır onu göstermeye çalışacağım. Önce ıslatacağız. Tabii bu iş için yapacak olduğumuz kağıdımızın kalitesi çok önemli. Biraz düşük kalitede kağıtlar üretildiği için okul defterlerimiz. O yüzden ufak bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet, önceden birazcık ıslattıktan sonra hafif beyaz ve sarı karışımı birazcık hardal kullanarak yolumuzun ana hatlarını belirleyelim. Neden önce yol çimen değil? Yol daha aşağıda olduğu için, daha alt bir zemin olduğu için öncelikle yolumuzu bitiriyoruz. Daha sonra çimene geçeceğiz. Boyayı çabuk emdiği için kağıtlar, o yüzden biraz seri yapmaya çalışıyoruz. Hem kaynaşmasını sağlamak hem de boyanın istemediğimiz bir görüntü vermesini sağlamayalım. Şöyle hızlı bir şekilde gölge olan kısımlarını evimizin de gölgesi düşecektir buralara. O yüzden buraları hafif siyah kırmızı gölge bölümlerini ekliyoruz. Yol kenarlarına da aynı şekilde hafif gölge ekleyebiliriz. Çünkü bir sonraki aşamada buralara biz çimen ekleyeceğiz. Yolumuzun kenarları birazcık bir tık koyu olsa iyi olur diyoruz. Şu an yaptığım çalışmada biraz dışarıya taşmalar oluyor. Onlar bizim için sorun değil çünkü çimen yapacağımız bir aşama o gördüğümüz yerler. Oraları çimen yaparak atacağız zaten. Evimizin gelecek olduğu gölge kısmını istersek biraz daha koyu yapabiliriz. Evet, şimdi son aşamaya geldi sıra. Biraz suyu ve sarıyı, beyazı, özellikle beyazı fazla alıp bu köy yolu, dağ yolu, toprak yolu olarak düşündüğümüz alanı rengini açıyoruz. Evet. Şu geçişi sağlamak çok önemli. Kenar kısımları biraz koyu, orta kısımları açık olsun istiyoruz. Beğenmedik mi? Hafif yeniden ekleme yapabilirim. Bu kenar kısımlarını biraz daha koyulaştırabilirim. Hemen su ve beyazla buraları yeniden kaynaştırabilirim. Yolun içine doğru rengi yumuşatıyoruz. Böyle gözümüzü rahatlatacak bir renk elde ediyorsak, içimizi siniyorsa yolla işimiz bitmiştir diyoruz. Evet, çalışmamız bu kadar. Yol nasıl boyanır? Kolay gelsin.